varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, anam düştü eşikten, babam düştü beşikten. Ben dedemin beşiğini tıngır mıngır sallarken, anam kaptı saçmayı, babam kaptı dolmayı derken, çok uzun zaman önce küçük bir köyde Mahmut ve Kamber isminde iki kardeş yaşarlarmış. Mahmut çok yakışıklı, cesaretli, yürekli, gözü pek bir delikanlıymış. Kamber ise içine kapalı, karamsar, çekingen bir çocukmuş. Bir gün Kamber gezmek için köyün dışına çıkmış. Fakat zamanın nasıl geçtiğinin farkında olmadan epeyce uzun bir yol almış, köyden oldukça uzaklaşmış. Birdenbire hiç bilmediği köye gelmiş. Bu köy kendi köyünden oldukça uzakmış. Etrafı ormanlarla kaplı bir köye gelmiş. Derken hava kararmış, geldiği yolu bulamamış. Mahmut kardeşini günlerce aramış, bir türlü bulamamış. Bir zaman sonra Mahmut rüyasında bir kız görmüş. Apuzun sapsarı saçları, masmavi gözleri varmış. Yatağından bir anda fırlamış. Aceleyle üstünü başını giymiş. Yanına da birkaç erzak alıp yola koyulmuş. Köye nasıl varacağını bilemeden öylece yürümüş. En sonunda rüyasında gördüğü köye gelmiş. İçinde biraz korku, biraz da heyecanla etrafta dolaşmaya başlamış. Bir evin penceresinden kendisine bakan bir kız görmüş. Gördüklerine bir türlü inanamamış. Rüyasında gördüğü güzeller güzeli kız karşısında öylece duruyormuş. Geceyi kızın evinin bahçesinde geçirmiş. Sabah olduğunda kız yanına gelmiş. Mahmut o kadar yorgunmuş ki kızın yanına geldiğinin bile farkında olmamış. Derken uyanmış, gözlerine inanamamış. Kızın adı Nigar imiş. Köyde yaşayan zengin bir beyin kızıymış. Mahmut, kıza kardeşi Kamber'in kaybolduğunu, uzun bir zamandır onu arayıp bulamadığını, birkaç gün önce de kendisini rüyasında gördüğünü anlatmış. O anda kız Mahmut'a aşık olmuş. O gün akşama kadar konuşup sohbet etmişler. Akşam olunca Mahmut köylerinin yolunu tutmuş. Eve geldiğinde yatağın içinde birinin yattığını görmüş. Açmış bakmış ki çok şaşırmış. Kardeşi Kamber yatakta uyuyormuş. Öyle ağır uyuyormuş ki uyandırmak istememiş. Kamber uyanınca olanları ağabeyine anlatmış. Gezerken yolunu kaybettiğini, küçük bir köye düştüğünü, bir süre sonra da kendisini köylülerin bulduğunu, kendisine yardım edip köye getirdiklerini söylemiş. Mahmut çok sevinmiş. Bu sırada Mahmut olanları kardeşine anlatmış. Bir süre sonra iki kardeş kızın köyüne doğru yola çıkmışlar, köye gelmişler. O gün Nigar yanında birkaç arkadaşıyla bahçelerinde meyve ağaçlarının altında geziniyorlarmış. Nigar Mahmut ile kardeşini görmüş. Yanındaki kızlara, işte sevdiğim geldi, demiş. Kızlar, Nigar'ın sevdiğinin diğeri olduğunu söylemişler. O sırada Nigar ağaçtan bir elma almış, dişleyip iki kardeşin önüne atmış. Elma kardeşlerin arasına düşmüş, küçük kardeş elmayı hiç ellememiş. Mahmut elmayı almış, derken ağzından şu dizeler dökülmüş: elma dalda işlenir, etrafı nakışlanır, Nigar Hanım bağışladı, bu elmayı yar yolladı, der. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra beyin kızının durumundan haberi olur. Fakat kızının Mahmut ile evlenmesine izin vermez. Ancak kızını bu sevdadan bir türlü vazgeçiremez. Kızın babası bir gün birine büyük sandık yaptırmış. Kızıyla Mahmut'u bu sandığın içine koyup göle bırakmış. O sırada Kamber olanları öğrenmiş, göle girip sandığı almış, Mahmut ve Nigar'ı sandıktan çıkarmış. Üçü birlikte köylerinin yolunu tutmuşlar. Mahmut ve Nigar köyde güzel bir düğün yapmışlar ve mutlu bir hayat yaşamışlar.